Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, zamanı geldiğinde her sene gerçi bu konuyu soruyoruz size. Fakat tekrar etmekte fayda var. Çünkü yılbaşı geldiğinde, miladi yılbaşı, 31 Aralık'ta özellikle Türkiye'de olanı söylüyorum. Bir eğlence furyası, bir tüketim furyası başlıyor. Şunu sormak istiyorum şimdi. Batılılar tamam bunu dini günleri neticede bir şeyi kutluyorlar en azından kendilerine göre. Hristiyanlıkta önemli olan, kutsal olan bir şeyi kutluyorlar. Bir Müslümanın peki böyle Hristiyanlarca kutsal olan, İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olarak kabul edilen bir tarihi, Noel'i, bir etkinliği, kutlaması uygun mudur? Mustafa Bey, İsa Aleyhisselam Allah'ın gönderdiği peygamberlerdendir. İmanın 6 şartından bir tanesi peygamberlere imandır. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar 124 binden fazla peygamber gelmiştir buyuruluyor. Dolayısıyla bu peygamberlerin hepsini peygamber olduğuna inanmak imanın şartlarındandır. İmanın 6 şartından biridir. İsa Aleyhisselam peygamber olduğuna, Musa Aleyhisselam peygamber olduğuna, Adem Aleyhisselam peygamber olduğuna, Nuh Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, Eyüp Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanmak imandandır. Fakat bunlara tabi olma meselesine gelince, o zaman Allah-u Teala hiç peygamber göndermedi, sadece Adem Aleyhisselam'ı gönderirdi, kıyamete kadar gelecek olanlar ona tabi olurdu. Biterdi o iş. Muhammed Aleyhisselam'ın, Peygamber Efendimiz'in gelmesine gerek kalmazdı. Gerek kalmaz. Yani. Gerek kalmaz. Evet. Dolayısıyla her kavim kendi zamanında gönderilen o peygambere tabi olmak, o peygamberi yad etmek, onun emirlerine ittiba etmekle mükelleftir, o peygamberin ümmetidir. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. İsa Aleyhisselam peygamber olduğunu kabul ederiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey buyurmuşsa İsa Aleyhisselam hakkında, İsa Aleyhisselam böyle yapardı, siz de böyle yapın diye bir emri varsa biz o emri de yaparız Peygamber Efendimiz'e tabi olarak. Ama Resulullah Efendimiz'in böyle bir emri yoksa, İsa Aleyhisselam'ın doğum gününü veya İsa Aleyhisselam'ın bayram olarak, onu getirdiğimiz olduğu dinde bayram olarak bildirdiği herhangi bir şey bizim kutlamamız, yapmamız caiz değildir, doğru değildir. Biz İsa Aleyhisselam peygamber olduğunu kabul ederiz, ona inanırız, peygamber olduğuna inanırız ama getirdiklerine değil. Getirdiklerine derken, onun getirdiği dine değil, biz Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dine tabiiz. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'la beraber önceki Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu, diğer peygamberlerle göndermiş olduğu hükümlerin hepsi yürürlükten kalkmıştır. Evet. Zaten İsa Aleyhisselam'a bildirilen hakiki İncil'de ve onlara bildirilen hükümlerde hükümlerden herhangi bir şey kalmamış gibidir şimdi. Kalmış olsaydı bile yine hükmü kalmıyordu yani. Hükmü kalmıyordu. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emir buyurmadıkça onunla amel edilmezdi buyuruyor. Onunla amel edilmezdi. Gelelim şimdi, hani biz Peygamber Efendimiz'in doğum günü olan Mevlid Kandili'ni kutluyoruz. Mübarek bir gündür. Dolayısıyla Hristiyanlar, bakın Hristiyanlar İseviler değil, İsevilikten çıkmış iş. Hristiyanlık haline dönüştürülmüş. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olarak kabul ettikleri bir tarih. Yani milat kabul ediliyor, işte sıfır kabul ediliyor. Ve ondan sonra 26 Aralık'tan itibaren en büyük işte Christmas dedikleri dini yoğurtuları başlıyor. 31 Aralık'ta zirveye tırmanıyor. Daha doğrusu İsa Aleyhisselam'ın doğum günü zannedilen o Noel'i kutluyorlar. Kendileri için bir bayramdır. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde veyahut da Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde bayram olarak ilan edilen herhangi bir güne bizim saygı göstermemiz, aynı şekilde orada onu kutlamamız caiz değildir. Peygamber Efendimiz bildirmişse olur. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret buyurdukları zaman Muharrem ayının 10. günüydü. Oradaki Yahudi cemaatinin oruçlu olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam görünce sebebini sordu. Niçin oruç tutuyorsunuz diye. Onlar da dediler ki Muharrem'in 10. günü Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'den Firavun'un şerrinden kurtuldu. Kızıldeniz'den geçti, Firavun'un şerrinden kurtuldu. Biz o günü yad etmek için oruç tutuyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'a döndü ve onlara da hitaben biz Musa Aleyhisselam'a sizden daha yakınız. Eshab-ı Kiram'a döndü, siz de oruç tutun. Fakat bunlar gibi yapmayın buyurdu.
Muharrem'in 10'unda değil. Muharrem'in 10, 11 veya 9, 10. günleri oruç tutun. Onlar gibi yapmayın. Tek gün değil yani. Tek gün değil. Dolayısıyla biz Muhammed Aleyhisselam'a tabi olarak Muharrem'in 9. ve 10. veyahut da 10, 11. günleri oruç tutuyoruz. Nuh Aleyhisselam mesela gemide son kalan yiyeceklerin hepsini bir kazana dolduruyor. İşte aşure deniyor ya, pişirmiş. Biz Nuh Aleyhisselam'a tabi olarak yapmıyoruz onu. Ve hatta Muharrem'in 10. günü bunu yapmak, ibadet diye yapmak bidattır, günahtır. Yapmamak lazımdır. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir emri yok. Ama Nuh Aleyhisselam peygamber değil mi? Peygamber. Ama biz Nuh Aleyhisselam'ın getirdiği dine tabi değiliz. Muhammed Aleyhisselam bildirdiğine tabiyiz. Şimdi gelelim. İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olarak kabul edilen sıfır, yani miladi takvime göre sıfır, Noel olarak kabul ediyorlar. Doğru mu değil mi? Şimdi kendi kitaplarına da bakıyoruz. Noel'in aslında Hazreti İsa'nın doğumuyla hiçbir alakası yokmuş. Hiç ama. Noel Hristiyanların putperestlerden geçmiştir. Hristiyanlara putperestlerden geçmiş. Nitekim New York Üniversitesi tarih profesörlerinden Ferguson'un Hristiyanların yortuları putperest yortularıyla aynı tarihlere rastlar diyor. Hristiyanların yortuları putperest yortularıyla aynı tarihlere rastlar. Mesela Noel tarihi İran ve Roma'da güneş tanrısı Mitras'ın doğum tarihiydi. Ayrıca bu tarih çok eskiden beri putperest dünyasında önemli bir yortu günüydü. Daha doğrusu tutmuşlar İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dini bozmuşlar. Yeni bir din ortaya koymuşlar. Bunun adına da Hristiyanlık denmiştir. Ve İsa Aleyhisselam'ın doğum tarihi diye de putperestlerdeki o doğum zamanını tutmuşlar. Buraya aynı şekilde yamamışlar mı? Elbette. Hesaplayınca da zaten doğum tarihi olmadığı anlaşılıyor değil mi? Açık net. Bakın İsa şeyde kitaplarda Eflatun Yunan filozoflarından, hatta diğer bir ismi de Platon diye geçiyor Eflatun'un. Eflatun'un İsa Aleyhisselam'la aynı zamanda yaşadığı bildiriliyor. İsa Aleyhisselam'la aynı zamanda yaşadığı bildiriliyor. Fakat Eflatun'un milattan önce 347 yılında öldüğü yazılı. Milattan önce. Evet. Şimdi İsa Aleyhisselam'la aynı zamanda yaşıyor. Fakat 347 sene sonra da ölüyor. Ha, demek ki kabrinden geldi, dirildi, yaşadı, gitti. Gene gitti mi? Öyle mi oldu yani bu? Acayip garip bir şey. Bir de mesela İslam alimleri bunu anlatırlarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan itibaren her 100 senede bir peygamber gönderir. Her 1000 senede de bir Resul gönderir bu peygamberlerin içerisinde. 100 senede gelenler Nebidir. 1000 senede gelenler Resuldür. Nebiler 100 senede gelir ama Resuller 1000 senede gelir. Yani 10 asır bir zaman farkı var. İsa Aleyhisselam Resul olan bir peygamberdir. Muhammed Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arasındaki zaman farkı 10 asır olması gerekir. 1000 yıl. 1000 yıl. Bakıyorsun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 571 miladi yılında dünyaya geldi. Geriye aynı şekilde neredeyse 430 sene bir kayıp var. 430 sene. Yani şimdiki bu miladi takvim 4-4,5 asır yanlış. 4-4,5 asır yanlış. Bir yanlışı habire aynı şekilde kutlanıyor. Dikkat ederseniz son zamanlarda televizyon haberlerinde olsun veya da gazetelere intikal eden yazılarda olsun, haberlerde olsun habire yazılıyor. İşte bakıyorsunuz Asya'da, Çin'de, oralarda bakıyorsunuz ondan sonra Filipinler'de falan Avrupa'dan önce kutluyorlar. Avrupa'dan sonra kutlayanlar da vardır. Mesela Ocak ayında diyenler de vardır doğumu. Ondan sonra Aralık ayının 25'i diyenler de var. Veyahut da aynı şekilde başka tarih diyenler de var. Dolayısıyla tarihleri kesin değil. En küçük vakaları bile yazan Roma tarihçilerinin Hazreti İsa gibi büyük bir peygamber hakkında derin bir sükut göstermeleri de ayrıca dikkate şayandır. En ufak hadiseleri bile yazmışlar. Peki burada niye susuyorsunuz, niye yazmıyorsunuz? Yani şey değil, gerçekçi değil. Ama hani bir tarih uydurmuşlar. Onu da aynı şekilde putperestten getirmişler, bazı şeyler yamamışlar. Ve netice itibariyle de işte İsa Aleyhisselam'ın doğumu diye kutlanıyor. Artık bu işi çığırından çıkarmışlar. Tabii onu genellikle işte piyasayı hareketlendirmek için Noel babalarla süslemişler, çamlarla süslemişler falan feşmekan bir sürü şeylerle süslemek ticarete dönmüş artık. İşi ticarete çevirmişler. Yani hiçbirisinin İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla dünyaya gelmesiyle bir alakası da kalmamış. Tüketim. İş tamamen evet tüketime çevirmişler. Peki bir Müslümanın
Bunları kutlaması caiz midir? Şimdi İmam Birgivi Hazretleri buyuruyorlar ki kafirlerin kullandıkları şeylerin ikinci kısmı ibadet olarak yaptıkları ve kafirlik alameti olan ve İslamiyet'i inkar etmek ve inanmak alameti olan ve tahkir etmemiz yani küçümsememiz, kabul etmememiz vacip olan şeylerdir ki bunları yapan ve kullanan kafir olur. Zorla yaptırılmıştır. O ayrı bir meseledir buyuruluyor. Bunun için de mesela Büyük Konstantin'in Hristiyanlık dinine karıştırdığı Noel gecesini ve Cemşit'in ortaya çıkardığı Nevruz günü, Mecusi bayramını bayram olarak tanıtmak veyahut da kabul etmek, Mihrican günü de var aynı şekilde. Bunlar aynı şekilde putperestlerin. Nevruz da, Mihrican da putperestlerindir buyuruluyor, bayramıdır. Noel de yine aynı şekilde putperestler Hristiyan'ı sokulmuş, onlarındır. Gayrimüslimlerin dini günlerini, bayramlarını kutlamak imanı götürür. Peki efendim yeni yılı kutlamak, o yeni yıl ayrı bir şey. Güneş sistemine göre yeni bir yıldır. Yenisine hayırlı mübarek olsun. Yeni bir yıl. Tabii denir. Bir de insanın garibine giden tarafta şurası. Bir doğum gününü kutluyorsun. Doğum gününü kutluyorsun. Binlerce çam deviriyorsun. Ve ondan sonra hindiler kesiyorsun. Ve bizim şahsen kendimin garibime giden bir durum var. Türkiye'de Müslümanlar Kurban Bayramı'nda kurban keserken bir bakıyorsun bazı televizyon ve gazeteler işte hemen yakalanlar. Bak burada da kan gölüne döndü falan. Hayvansever kesiliyorlar. Evet hayvansever kesiliyorlar. Ama Noel'de milyonlarca aynı şekilde milyonlarca hindi kesiliyor. Gıkı çıkmıyor. Herhalde bu hindiler diyorum galiba fabrikasyon. Canlı değil. Bir Müslümanın böyle günlerde Noel'de olsun, Nevruz'da olsun, Mihrican günlerinde olsun İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri bilhassa buyuruyorlar ki yani değişik bir şey yapması. Efendim onlar işte eğleniyorlar, yoldan çıkıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Biz de oturup ibadet yapalım. Hayır. Normal seyrini devam ettirmesi yani lazım. Yani alternatif kutlama diye bir şey de olmaz. Hayır. Caiz değildir. Ama yeni yılı kutlamak caiz midir? Tabii. Yeni yılı kutlamak caizdir efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız Noel ve yılbaşını kutlamakla alakalı bilgiler verdi. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk ancak programımız diğer bölümlerle devam edecek. Şimdilik hoşça kalınız.